gün ve tarihten merhaba. 11 Aralık 1908'i konuşacağız. İkinci Meşrutiyet'in ilanı. Meşrutiyet ne demektir? Önce bunu tanıyalım. Padişahlıkla veya krallıkla idare edilen ülkelerde kralın veya mutlak hüküm sahibi olan padişahın yetkilerinin bir kısmının oluşacak bir meclis tarafından yürütülmesi esasına meşrutiyet denilmektedir. Padişahlığa mutlakiyet meclisli padişahlığa da meşrutiyet denilmektedir. Osmanlı ilk meşrutiyetle 1877 yılında tanışmıştı. Mithat Paşa'nın öncülüğünde bir takım devlet adamlarının baskısı ile isteği ile ikinci Abdülhamit Han'ın şartlı olarak tahta geçmesi üzerine 1877 yılında birinci meşrutiyet ilan edilmiş ve anayasa kabul edilmişti. Ne yazık ki birinci meşrutiyetin yanlış uygulamaları veya hatta anayasa'ya konulan yanlış hükümler sebebiyle oluşmuş olan mecliste Gayrimüslimlerin neredeyse ekseriyeti elde etmeleri neticesinde ülkede büyük karışıklıklar meydana gelmiş. Osmanlı'nın birçok eyaletinde, birçok bağlı ülkesinde milliyetçilik akımları oluşmuş. Ayrıca da Mithat Paşa'nın şahsi hevesiyle 1877 Osmanlı-Rus savaşı çıkarılmış ve ülkemiz büyük bir yıkıma gitmişti. Bunun üzerine Batışah 2. Abdülhamit Han meşrutiyetin uygulanmasındaki bu mahsurları görerek memleketin yıkıma gittiğini görerek anayasayı ve meşrutiyeti askıya aldığını ve tatil ettiğini ifade etmişti. Bunun üzerine 1870'li yıllardan 1908. 8 yılına kadar mutlakiyet idaresi hüküm sürmüştü Abdülhamit Han devrinde. Bu arada İttihat ve Terakki elbette Siyonistlerin kışkırtmasıyla, desteğiyle, elbette Bulgarların desteğiyle, elbette Ermenilerin desteğiyle iyi yapıyoruz zannederek Memleketin birçok yerinde efendim kargaşalıklar yapmışlar, anarşiyi körüklemişler. Örneğin 1905 yılında Abdülhamit Han'a suikast düzenlettirmişler elmenleri kullanarak ve daha başka tahrikler yaparak illaki mutlakiyeti sona erdirip aslında padişahı devirip anayasayı ilan edip memleketi bu şekilde meşrutiyetle kurtaracaklarını umarak harekete geçmişlerdi. Abdülhamit Han, yurt dışında uzantıları olan İttihat Terakki'nin ileri gelenlerine birçok nasihat heyetleri göndermiş, nasihatçı kişiler göndermiş, ara bulucular göndermiş ama bunların emellerine set çekmeye bir türlü muvaffak olamamıştı. İttihat Terakki'nin ileri gelenleri, başta Enver Paşa o zaman elbette Enver Bey idi. Binbaşı idi. Sonra yarbay oldu. Enver Bey idi. Bunun bu şahsın öncülüğünde İttihat Terakki'ciler büyük mesafe almışlar. Ordunun içinde taraftarlar kazanmışlar. Mülkiyenin içindeki memurlar ve üst düzey bürokratlardan taraftarlar kazanmışlar ve Abdülhamit Han'ı çembere alarak sıkıştırmaya başlamışlardı. İlla ki meşrutiyet ilan edilsin, illa ki anayasa yeniden yürürlüğe konulsun, Osmanlı bu şekilde kurtulsun diye efendim baskı üstüne baskı yapıyorlardı. Sonunda Abdülhamit Han onların tazrikiyle yapmamış olmak için kendiliğinden, onların bir adım önüne geçebilmek için kendiliğinden meşrutiyeti ikinci meşrutiyeti ve anayasayı ilan etmek suretiyle 11 Aralık 1908 tarihinde meşrutiyetin yürürlüğe konulduğunu ilan etmiş, büyük şenlikler yapılmış, büyük numayişler yapılmış ve Osmanlı adeta yeniden doğmuş gibi lanse edilmiş idi bütün yurt satında. Tabi padişahın yine anayasayı askıya alma ve meşrutiyeti askıya alma dolayısıyla yetkisi de bu yeni anayasada tanınmış idi. İkinci meşrutiyetin bu şekilde ilan edilmesi üzerine memlekette seçimler yapılması icap etmiş, yeni meşruti meclisin oluşturabilmesi için ülkenin her tarafında seçimler yapılmış. Burada kantarın topuzunun kaçtığını görüyoruz. Örneğin Balkan devletleri veya Balkan eyaletleri bağlı devletler içinde pamuk ipliğiyle bağlı devletler örneğin Bulgaristan, örneğin Bosna gibi pamuk ipliğiyle Osmanlı'ya bağlı olan devletler Abdülhamit Han çeşitli vesilelerle çeşitli siyaset kurnazlıklarıyla bu eyaletlerin Osmanlı'ya bağlı kalmasını sağlayıcı tedbirleri almakta idi. Mesela Karadağ Prens'ine el altından özel tahsisattan paralar vermek suretiyle, onun Osmanlı'ya bağlılığını dolayısıyla etrafındaki beyliklerin, etrafındaki prensliklerinde. de efendim Osmanlı'ya bağlılıklarının devamını sağlamaya gayret ediyordu. İşte ikinci meşrutiyet ilan edildiği zaman seçimlerin yapılması gerektiği zaman seçimler Osmanlı'nın tüm eyaletlerinde yapılmaya kalkışılmıştır. Bu da pamuk ipliğiyle bağlı olan Balkan devletçiklerinde infiallere sebep olmuş. Ne oluyoruz? İttihatçılar meşrutiyeti ilan edince bizi daha çok hürriyetimize kavuşturacaklardı. Bize bir takım haklar vereceklerdi. Yeni seçimler yapmak suretiyle acaba bizi merkeze daha kuvvetli mi bağlayacak diye tahrikler neticesinde Balkanlarda karışıklıklar meydana gelmişti. Meşruti seçimler yapılmış. Yapılmış ama bünyesindeki mahsurları olduğu gibi de meclise taşımış idi. Neydi bu mahsurlar? İşte efendim hemen arz ediyorum. 288 üyeli meclis toplandığı zaman görülmüştü ki bunların 4 tanesi Yahudi, 10 tanesi Bulgar Sırp, 14 tanesi Ermeni, 26 tanesi Rum, 27 tanesi Arnavut, 60 tanesi de Arap ülkelerinden Araplardan olmak üzere 147 tanesi de Türk ve Müslüman üye olmak üzere meclis teşekkül ettiğinde bu meclisten bir takım ayrılıklar çıkacağı, memleketin hayrına kararların buradan kolay kolay çıkmayacağı en başından belli olmuştu. Hemen arkasından, bu meclisin teşekkülünün arkasından Balkanların karıştığını görüyoruz. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna'yı ilhak ettiğini açıklamıştı. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmişti. Abdülhamit Han'ın yetkileri kısılmış olduğundan, meclise devredilmiş olduğundan, eski politika kıvraklıklarını icraya sokamaz olduğundan dolayı, Balkanlarda bu oldu bittiği iddia terakki kontrolündeki hükümet kabul etmek zorunda kalmış idi. Bulgarların bağımsızlığı Bosna Hersek'in Avusturya'ya bağlılığı. Sadece birazcık tazminat almak suretiyle bu oldu bittileri kabul etmek durumunda kalmış idi. Onların asıl maksadı meşrutiyetten de ileri Abdülhamit Han'ı devirmek idi. Derhal harekete geçtiler. Çeşitli bahaneler buldular. İstanbul'a getirmiş oldukları avcı taburları ki meşrutiyetin ilanını kontrol altında bulundurmak için, meşrutiyete yapılacak müdahaleleri kontrol altında bulundurmak için getirmişlerdi iddia tarak giyiciler avcı taburlarını. Bunları Taksim'deki taş kışlığa yerleştirdiler ve bunlar arasına fitneciler sokarak, bunlar arasına tahrikçiler sokarak, bunların İslami uygulamalarını engelleyerek, onların isyan etmeye doğru sevk edecek tedbirleri alarak İstanbul'da kargaşalık meydana getirmeye kalktılar. Avcı taburları ayaklandı. Neden? Çünkü dediler ki efendim bizim İslami uygulamalarımızı alaya alıyorlar aramıza giren falanca falancalar. Subay olarak veya başka görevli olarak aralarına soktukları. Biz insanlık icabı yıkanmamız gerektiği zaman gusletmemiz gerektiği zaman bizi guslettirmiyorlar. Biz cünüp cünüp görev yapmak zorunda kalıyoruz. Bu uygulamalar bize İslam'ın ortadan kaldırılması şeklinde bir endişe vermektedir. Biz bunların düzeltilmesini falan canın falan, canın, falan canın görevden alınmasını istiyoruz diye avcı tapuları isyan ettirdiler. İstanbul'da bir karışıklık meydana gelmişti. Bu karışıklığı bastırabilmek için İttihat Terakki yeni bir olay. Bu sefer de Selanik'ten hareket ordusunu harekete geçirdiler. Bu hareket ordusu evet bir takım nizami birliklerin yanına Bulgar çetelerinden Yunan çetelerinden Rum çetelerinden Ermenilerden Sırplardan oluşan bir takım yağmacılar ve macera perestleri de bu hareket ordusunun içine katarak İstanbul kapılarına dayandılar. Maksat İstanbul'daki bu ayaklanmayı bastırabilmek idi. Ama muhterem izleyicilerim, vaktim hızla bitiyor. Birçok olay var bu konuda size aktarmak istediğim. Ama vakit kifayetsizliği sebebiyle bunları söyleyemiyorum. Neticede özet olarak ifade ediyorum. Bu avcı taburlarının ayaklanması, basından da bir takım tahrikçilerin ortaya çıkması ve basının da bu ayaklanma paralelinde efendim yayınlar yapması sebebiyle Abdülhamit Han mesul bulunmuş ve e, meclisi mebusanda Abdülhamit Han'ın hal edilmesine karar verilmiş ve Abdülhamit Han'a gönderile gönderile bir Yahudinin başkanlığında bir heyet gönderilmiştir. Onun azledildiğini kendisine tebliğ edilebilmek için. Emanuel Karasso isimli Yahudi ile bu tebligat yapılmış ve Abdülhamit Han. Müslümanların halifesiyim. Şu kadar milyon Müslümanın halifesiyim. Osmanlı'nın padişahıyım. Türklerin efendim idarecisiyim. Bula, bula beni bir Ermeni, bir Rum, bir dönme bilme, bilmem kim bu heyetle mi bu tebliği görevlendirdiniz? Yazıklar olsun diyerek tebliği kabul etmiş, Yıldız Sarayı'nı boşaltmış, çok büyük acıklı olaylar meydana gelmiş ve Abdülhamit Han, Selanik'e nakledilmek suretiyle de 1909 yılında 31 Mart olayı gerçekleşmiştir. Elbette bu Osmanlı Devleti'nin sonunun başlangıcı sayılabilecek bir olay idi. 31 Mart olayı. Halen 31 Mart olayı üzerine birçok fikirler yürütülmekte, birçok demeçler verilmekte. Halen 31 Mart olayı efendim konuşulmaktadır. Bütün bunlardan sonra 31 Mart olayına karışmış olan Rıza Tevfik, filozof Rıza Tevfik'in bir itirafını sizlere okuyarak programımı sonlandırmak istiyorum bugünkü. Diyor ki, 31 Mart olayından sonra kendisi de olayların içindedir. İngiliz konsolosluğuna gittiğimde çok soğuk bir şekilde karşılandım. Bunun sebebini o zaman anlayamadım. Çok sonraları Londra'ya gittiğimde bunun sebebini o dönem İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Lord Nicholson'a sordum. Lord Nicholson bana bak Rıza Tevfik Bey. Biz İngilizler Mısır'da bilhassa Hindistan'da geniş İslam kitlelerini idaremiz altına alabilmek için milyonlarca altın harcadık. Ama başarılı olamadık. Halbuki 2. Abdülhamit her yıl bir selamı şahane ve bir de hafız Osman hattı Kur'an-ı Kerim gönderiyor ve bütün İslam ümmetini sınırsız bir hürmet, du hürmet duygusu içinde emrinde tutuyordu. İşte biz 31 Mart olayıyla siz Jön Türklerden hilafet müessesesinin kaldırılmasını bekledik. Fakat aldandık. İşte bundan dolayı soğuk bir şekilde karşılandınız cevabını vermiştir. İşte 31 Mart olayının gerçek sebebi hilafeti ortadan kaldırtmak isteyen İngilizlerin bir oyunu olduğunu bu belgeden daha açık bir şekilde hangi belgeyi ortaya sürmemiz gerekir? Bugünlük de bu kadar efendim. Selametle kalın, bereketle kalın. thank you